siyasilerin Risale-i Nur meselesine dikkat etmeleri lazım. Risale-i Nur Ahmet Hamdi Akseki'nin efendim meali gibi bir kitap değildir. Mehmet Vehbi Efendi'nin toplama tefsiri gibi bir tefsir kitabı değildir. Fizilal gibi bir tefsir değildir. Risale-i Nur vazifeli bir eserdir. Hüküm koymuştur, hüküm getirmiştir. Kıyamete kadar ne demişse o olacaktır. Kur'an-ı Kerim'den yüze yakın sır teşvikmiştir. Mehdiyet hareketinin programıdır. Siyasiler bunu görmemezlikten gelemezler. Gelirlerse ne olur? Memlekete yazık olur. Memlekete yazık olur. İşte Menderes'e Üstad Hazretleri üç şey teklif etti. Üç şey. Bediüzzaman gibi bir insan sana, senin arkanda behey adam. Neyinden çekiniyorsun? Üç şey teklif etti. Bir, ezanı asli haline çevirdi. Ezan asli haline döndü ama Menderes bunu yapmadı. İnsanlar yaptı bunu. Yani herkes, nasıl ki Demokrat Parti kazandı, zaten gizli kapaklı okuyorlardı. Herkes çıktı damına, namazın vaktini de beklemedi. Nasıl ki çıktı damına, herkes ezan okumaya başladı. Ezanın asli haline dönmesinin de şeyi budur. Fiili durumu sonra mecliste kanunlaştırdılar. Fiili durum mecliste kanunlaştı. Yani fiilen bu başlamıştı zaten, yapıldı yani. Geriye kaldı Ayasofya'nın açılması ve Risale-i Nur'un serbestiyeti. Bunlar ikisine yanaşmadı Menderes. Üstad Hazretleri ne dedi? Geçmişin de bütün günahlarını senin boynuna yıkacak Halk Partisi dedi. Aynen bu tabir vardı Risale-i Nur'da. Geçmişin de bütün günahlarını senin boynuna yıkacaktır. Nettir? Kendisi yıkar gitti. Memlekette felakete sürükledi. Bazı şeyler vardır, rumuzdur, rumuz. Bazı şeyler rumuzdur. Her şey cismi kadar şey yapmaz. Ölçülmez. Ayasofya orada 15-20 dönümlük bir tarla içerisine kurulmuş bir binadır. Ama o bir rumuzdur. O bir rumuzdur. Hristiyanlıkla hilalle haçın çarpıştığı noktadır. Orada hilalin galebesinin ilanı lazım gelir. Devlete hakimiyetin manası budur. Devletin içerisinde bir karış başkasının toprağı varsa orada devlet değildir. Oranın kurtarılması lazım. Bundan sonra devlet olur. Ayasofya bulunduğu yer itibariyle benim değil hükmedemiyorsam devlet yok demektir. Oraya hükmedemiyorsan sen devlet değilsin. Diyeceğim şu, siyasiler laf dinlemese, işin aslına, rumuza dikkat etmezse hem kendileri felakete gidiyorlar hem memleketlerini felakete sürüklüyorlar. Bugün Risale-i Nur hadisesi bir rumuzdur, bir işarettir. Bu memleketi bütün İslam aleminin nezdinde hakiki itibarına kavuşturacak bir siyasi harekettir, ilmi harekettir. Buna dikkat etmeleri lazım, bu işle meşgul olmaları lazım. Bu işi naehillerden alıp ehlinin istikametli yoluna koymaları lazım gelir. Katiyen bu meselede iddia sahibi değiliz ama Risale-i Nur'u iyi bilen ehli vicdan, ehli insaf, ehli namus, Allah için olan insanlardan bir grup teşekkür ettirilir. Bu işin aslını bize söyleyin denilir. Büyük bir silah, atom silahı. Bütün şeyler şimdi titriyorlar. IŞİD'in eline atom silahı geçer diye. IŞİD'i siz kurdunuz. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz. Amerika, İngiliz kurdu. O ayrı mesele. Yani teröristin eline kuvvetli bir silah geçerse, siz o silahı yakmak için
milyonlarca, milyarlarca dolar para harcadınız ki o silahı yapasınız. Silah yapıldı. Bırak kimlerde olursa olsun. Diyebiliyor musun? Diyebilir misin? Haysiyetli, namuslu şerefin elinde o iş, o silah, haysiyetli, namuslu iş görür. Haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz adamlarda namussuz iş görür. Silahtır çünkü bu. Kimin elindeyse onun maksadına çalıştırır. Risale-i Nur emsali görülmemiş, bugüne kadar emsali görülmemiş. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir müzesidir, bir ihtizazatıdır. Bir şifresidir, bir ilmidir, bir potansiyelidir. Bu silah ehlinin eline devlet gücü kullanılarak verilmezse, destek verilmezse şarlatanlar bundan ebediyen istifade ederler. İngiliz kraliyet makamı senin ona olan alakandan çok ziyade alakadar olur ve onu senin aleyhine kullanır. FETÖ hadisesi budur. FETÖ hadisesi budur. Görmemezlikten gelmek bir meseleyi, bir problemi halletmez. Kim ne derse desin, FETÖ'da birliği, beraberliği, bağı temin eden şey manevidir. Parayla desteklemiştir, büyük bir potansiyel haline gelmiştir. Amerika, NATO, İngiliz, çil çil altınları, paraları, dolarları, dolarları sermiştir ayaklarının dibine. Zaten manevi bir bağ da var. Bunu aşağı intikal ettirmezler bunlar. Üst seviyede devam eder bu. Aşağısı samimi olarak bir inanç olarak bu işe bağlanmış. Bu işten kurtulmanın çaresi hapishane, evet. Doğru. Yapan cezasını bulsun. Onların hiçbirisine dua etmek içinden gelmiyor. Tam tersine. Tam tersine. Ama hal çaresi bundan ibaret değil. Bunların dayandığı Risale-i Nur'un böyle olmadığı, bunların anladığı manada olmadığı kuvvetli bir şekilde devlet tarafından desteklenmeli. Doğrusu işin ortaya konulmalıdır. İşin doğrusu ortaya konulmalıdır. Ama dediğim gibi her zamanda, her vakitte siyasiler etrafına çevrilen çemberi yaramazlar. Ekseriyetle böyledir. Ancak ne diyoruz Üstad Hazretleri? Ancak Hulefai Raşidin gibi, güneş gibi bir basiret ona sahip olacak ki o çemberi yarabilsin. Ümit ediyorum ki Allah Erdoğan'a bu basireti versin. Ve dua ediyorum. Çıktığı günden beri Hacı Hanım da benim de seherlerde dualarımız bu istikamettedir. Çıktığı günden beri. Duamız devam ediyor. Bütün duamız şu anda Erdoğan'ın arkasında. Allah'ın izniyle firasetimde bu işi yarayacak, yarmaya yarayacak. Ama çok müşkülat var. Çok müşkülat var. Yani düşünün ki adamı muhafaza eden, yani muhafazaya çalışan koruma amirinin cebinde arkasında iki tane, üç tane mitralyözlü bilmem ne tabanca hazır sürülmüş mermi gezen adam FETÖ'nün ajanı. Felaketi düşünebiliyor musun? Felaketin boyutunu düşünebiliyor musun? Halen devam ediyor. Bu bitti değil. Bu bitti değil. Allah bu adama yardım eder. Amin. Rabbim bu adama güneş gibi bir basiret ihsan eder. Amin. Ashab-ı kiramdan, tabiini kiramdan ve sülahay-ı salihinden bir imdad-ı manevi bu adamın yardımına yetişe. Amin. Bu adam Allah'ın izniyle bu ağaç yükün dibinden çıkar. Amin. Yoksa çevresinden hiç kimseye güvenmek imkanı kalmamış. Yani. Hiç kimseye güvenmek imkanı kalmamış. Kabul etmiyor zaten. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor da delil. Delil olsa kuvvet yok tatbik edecek. Kabul etmiyor zaten.